Bugün 8 Mart Dünya Emekçiler Günü. Bugün tüm ülkelerde ve ülkemizde, dünya çapında bütün kadınlar günlerini kutluyorlar. Aslında özellikle belirtmek istiyorum, üstüne basa basa, bugün bir kutlama günü değildir. Bugün bir farkındalık günüdür. Çay partisi, eğlence, hediyeler alma günü değildir. Bugün 161 yıl önce hayatını kaybeden 129 kadının anısına anma günüdür. Bunu belirterek başlamak istiyorum sözlerime. Evet, kadın cinayetlerinin hız kesmeden devam ettiği günümüzde öyle görünüyor ki AKP'nin suçluların affetme isteği ve kullandığı nefret dili devam ettikçe kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri de hız kesmeden devam edecektir. O hale rağmen bu yıl 8 Mart'ta kadınlar erkek şiddetine karşı yaşam hakkı için, ekonomik özgürlükleri için alanlarda bulunacaktır. Bilinen gerçek şu ki kadınlar direniyor ve direnmeye de devam edecek. Biz kadınlar eşit, özgür, layık, dayanışmacı, adil ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için kurtuluşumuzun kendi ellerimizde olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bize dayatılan yoksulluğu, şiddeti, ayrımcılığı, gericiliği ve savaşı kabul etmiyoruz. Biz hep vardık, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kadınların mücadelesini savunmak bir devrimdir. Yaşam tüm baskı ve saldırılara rağmen kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerdir. Yürekli erkek yoldaşlarımızı da bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz. Bu mücadele bir devrim ise diyorum ki haydi kadınlar kalkın ayağa. Bu kadınların mücadelesinde 8 Mart'ta kadınların faşizme karşı kadın erkek omuz omuza mücadele vermesi gerektiği bir gündür diye düşünüyoruz. Bu bir kutlama değil, biraz önce de belirttiğim gibi farkındalık günüdür. Bu farkındalığı yaratmak amacıyla çalışmalarımızı yapmamız gerektiğini inanıyorum. Selam olsun diyorum aydınlık yarınlara. Selam olsun özgürlük için mücadele veren yoldaş kadınlara. 8 Mart yaşasın, yaşasın diye kadınlar 8 Mart yaşasın. Yaşasın tüm kadın mücadelesi diyor. Sizi saygılarla selamlıyorum.